Luis Ortiz'de, işte King Kong ringde. Kazandığı anda King Kong'un o meşhur göğsüne vurma hareketini yapıyor. Eşi ve oğlu ekranlara geldi. Luis Ortiz'in. 12 rounds of boxing this schedule in the heavyweight division. Presented by Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotion. Tony Thompson. In association with King Kong Boxing and Warriors Boxing and Promotion. Sponsored by Tecate, Born Ball and Carmelita Chorizo, the original chorizo since 1934. İki boksör içinde çok mühim bir karşılaşma. Tony Thompson bakın hala 4,5 yıldız bir boksör olarak kariyerine devam ediyor. 6 yenilgisine rağmen. From Washington DC, Lloyd Skye and from Maryland, Paul Wallace. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Malik 44 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi 20 atletinden biri olarak gösteriliyor Tony Thompson. Ne kadar problem yaratacak hep birlikte göreceğiz. Make some noise if you are ready! Introducing to you first, fighting out of the blue corner. WBC'nin uluslararası şampiyonluk kemerini 2014'te kazandı Tony Thompson. WBO'nun kıtalararası kemerini 2007'de kazanmıştı. WBC'nin de Amerika kıtası kemerini kazanmıştı Tony Thompson. He is a two-time world heavyweight title challenger, fighting out of and representing Washington. Dünya şampiyonluk maçına çıkmıştı Klitschko'yla. Here is Tony. Eğer bu maçı kazanırsa iddia ediyorum bundan sonraki lakabı Kaplan değil Godzilla olacaktır. Ve Luis Ortiz, Kübalı Arsiklet, amatör kariyerinde 343 galibiyet, 19 mağlubiyet. Maç kariyerine bakın, inanılmaz bir kariyer. Ve profesyonelde yenilgisi yok. And current WBA interim heavyweight champion fighting out of Miami, Florida. Here is the undefeated Luis King Kong Ortiz. 36 yaşında Miami'de yaşıyor Luis Ortiz. Son maçında 7. round'da knockout etti Brian Jennings'i. Hem de öyle böyle bir knockout değil, yerle bir etti. When I say break, take a full step back, protect yourself at all times. Touch him up. Brian Jennings karşılaşmasında da ağır siklette uppercut vuruşunu ne kadar efektif kullanabildiğini de gösterdi. Tony Thompson dans ediyordu soyunma odasında. Çok mutluydu. Çok büyük tepkiler de aldı aslında. Alexander Ustinov'la dövüşmedi diye. Luis Ortiz. Zil çaldı ve ilk round başladı. Ters kart boksör başlar başlamaz da sağ direklerini gösterdi. Bakın Tony Thompson da aynı şekilde ters kart. İki ters kart boksörün mücadelesindeyiz. Luis Ortiz, devasa bir boksör, çok iri yapılı bir boksör. Tony Thompson, yüzünde bir gülümseme. Sağ direkt geliyor bir tane Luis Ortiz. Tony Thompson'ın 40 maçından, galipliği 40 maçından 27 tanesi knockout, %59 knockout oranına sahip. Luis Ortiz de %81 knockout oranına sahip ve tam 5 yıldızlı boksör. Sadrek. İlk roundda birbirlerini tartan bir görüntü. Direkt vuruşlar deniyor Tony Thompson. Sadrek geliyor. Luis Ortiz midesini denedi. Son maçında Malik Scott'la karşılaşmış ve puanla bitmişti maç. Puanla kaybetti. Malik Scott gibi son derece önemli bir boksöre Tony Thompson.
Malik Scott knockout edemedi Tony Thompson'ı. Bunu söylemek istiyorum. Sadrek. Bir tane sol köşe ama Luis Ortiz diyor ki ben Malik Scott değilim. Bir tane vurdu, bir vurdu. Tamam mı, devam mı? İlk roundda neredeyse bayıltacaktı. Benim adım Luis Ortiz dedi resmen. Ortiz şimdi midesine yöneldi. Daha ilk rafttan yatırdı Tony Thompson'ı. O yüzündeki gülümseme kat ve kat artıyor Tony Thompson'ın. Bulutların üzerinde şu anda. Hani çok iyi bilardo bilen bir adam vardır da bilmiyormuş havalarına girip daha sonra başlar ya. Aynen öyle bir görüntüsü var Tony Thompson'ın. Sanki birazdan başlayacağım der gibi. Öyle bir gülümseme. Sadrek geliyor bir tane. Yanına sokmuyor Luis Ortiz. Golovkin'in rakibi ekranlarda Wade. Golovkin de 23 Nisan'da ringe çıkacak Wade. That's the MM's face jab over his shoulder. He's already slipping this way. Come over top. Use it hard to left hand. Dominic Wade. Trey Fox ekranlarda antrenörü. Ringin içindeki. Tony Thompson'a ne söyleseler boş gibi. Sürekli gülüyor. İşte bu yumrukta yerde kaldı Tony Thompson, Amerikalı boksör. Tekrar tekrar ekranlara geliyor. Hem de öyle çok asılarak yaptığı bir vuruş değildi bu. Aynı yumrukta Thompson Price'ı knockout etmişti. İşte Luis Ortiz'in eşi ve çocuğu böyle seviniyor. Sadrek. Sadrek bir tane daha. Tony Thompson'dan. Artık herkesin merak ettiği bir konu var. Luis Ortiz Tony Thompson'ı nasıl knockout edecek? Tony Thompson yaklaşmaya çalıştı. Bir tane sol koşu alıyor. Daha parkatlara başlamadı bile. Şimdi bir sol koşu daha geliyor. Luis Ortiz. Sol koşu. Bir sol koşu daha geldi. Sağ direk denemesi var. WBA'de süper şampiyonluk yolunda 2016'da 2017'de neler olacak? Bunları bu maçın sonunda sizlere aktaracağım. Ağır sikletten bahsediyorum. Sağ direk. Luis Ortiz gardını açmaya çalışıyor rakibinin. Sağ direkler devam etti Luis Ortiz'den. Sağ kroşeler sürüyor. Biraz da seyirciyi oynamaya çalıştı. Luis Ortiz sol kroşelerini sürdürüyor. Tony Thompson'a karşı. Fiziki yapısı gerçekten çok kuvvetli. Son zamanlarda kendisinden çok sıkça söz ettiriyor Luis Ortiz. Sağ direkler Thompson'ı yakalamak isterken bir kontra denedi Amerikalı boksör Thompson. Sağ direk. Hani bir şarkı var ya, o eski halinden eser yok şimdi. Thompson'ın son iki solist maçını düşündüğünde bile ne kadar iyiydi. Çok kısa bir zaman içinde
kendisini unutturmuş. Sağ direk denemeleri var. Üzerine gidiyor Luis Ortiz'in. Sol köşeye sağ direk. Ortiz cüssesine kıyasla inanılmaz hızlı değil mi? Gerçekten de çok hızlı, çok. Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde heyecan devam ediyor. German, Caicedo köşesinde Ortiz'in. No le saques el jab ahora, escondiéndole el jab, ¿me entiendes? Le sacas esta mano primera y regresa con el swing. Porque él se va, se la saca rectica y viene con el swing, ¿ok? Arriba. Métale esa recta abajo. Cubalı boxer. Şu ana kadar maçın kontrolünü tamamen elinde tutuyor. Washington köprüleriyle ünlü, dünyanın en büyük düzen 5 köprüsünden 4'ü bu şehirde. Düşünün, ilk 5'ten 4 tanesi bu şehirde. Kütüphaneleriyle de ünlü, Kongre Kütüphanesi bu şehirde 160 milyondan fazla öğe barındırıyor. 1000 kilometreye yakında rafı var. Düşünün, tam bir kültür memleketi diyebiliriz Washington için. Mideye doğru vuruyor direkt yumrukları. Bakın antrenörü Caicedo az önce ne dedi? Bir aşağıya bir yukarıya gittiği. Aynısını yapmaya çalışıyor şu anda Luis Ortiz. Bu arada Tony Thompson'dan da bir sağ direkt geldi. İterek önüne aldı tekrar Luis Ortiz. Sağ direkler, sol köşe. Karşılıklı kontra yumruklar geldi. Tony Thompson maça daha yeni girmek isterken Luis Ortiz de yine sağlık sollu kroşelerle rakibini yıpratmaya devam ediyor. Bakın başından beri söylüyorum, henüz o efektif aparkatlarına başvurmadı bile. Bir tane bile denemedi. Denemeye başladığında rakiplerinin sonu gelmeye de başlıyor demektir. Bir tane sinyal verdi. Sadrek. Tony Thompson bekliyor. Sol köşeden kafasını eğerek kaçtı. Şimdi köşede kontra yumruk denedi. Hemen maçı ortaya almayı başardı Tony Thompson. Sağ direkt bir tane. Tarihi bir salon. İkinci Dünya Savaşı'nda FBI tarafından kullanılmıştı bu salon. Armory DC. Sağlı sollu kroşeler devam ediyor. Üçüncü rauntta son dakika içindeyiz. Tony Thompson da şimdi bir yumruk kombinasyonu denedi. Karşılıklı alaycı tavırlar. Mideye uzandı sağ direkt. Şimdi yukarıya doğru çıktı tekrar Luis Ortiz. 10.000 kapasiteli salonda heyecan devam ediyor. Sadrek. Bir sağ kroşe Tony Thompson'dan. Başlar başlamaz ilk roundda knockdown olmuştu Tony Thompson. Şu anda daha iyi görünüyor. Sadrekler sürüyor. Kübalı boksör Luis Ortiz. Ve şimdi zilin çaldığı anda öyle bir yumruk geldi ki zilden önce miydi sonra mıydı? Hakem sayıyor. Zil boksörü kurtaramaz sözü var. Köşeye gönderdi. Sanki zilden sonra gibiydi. Zilden sonra atılan bir yumrukla rakip boksör yerde kalıp kalkamazsa diskalifiye olur.
Çok enteresan bir görüntü. Bu çok konuşulacak sevgili boks severler. And he still got you bending down, man, and coming over top. Okay. I don't want that no more. İlk round programında bunu mutlaka tartışacağız. İşte bakın. Pozisyon bu. Zilden önce miydi, sonra mıydı? Mücadelenin hakemi hemen saymaya başladı. Malik Valit mücadelenin hakemi. Kariyerinde 274 maç var hakemin. Tecrübeli bir hakem. Sağ direkler. İtme diyor maçın hakemi. Amerikalı hakem. Sağ direk, sol direk denemeleri var. Hakem de bu sene ilk maçını yönetiyor. En son maçını 2015 Ağustos'ta yapmış. Malik Valit. İki tarafı da tarafsız köşeye gönderdi. Orada bir problem var ringde. Islaklık söz konusu boksörlerin ayakları kaymamasın diye. Bunu hemen düzelttiler. Bu durumu engellediler. Luis Ortiz. Sağ sol direkler Tony Thompson'dan. Sağ direk bir tane deneme. İndirici yumruk değil bunlar. Yoklama niteliğinde şu ana kadar. Şimdi sol koşe. Çok hızlı gitti üzerinden Luis Ortiz. Seyirciden de bir uğultu koptu o sırada. Sağ direkler devam ediyor. Yine etkileyici bir yumruk. Tony Thompson alarm vermeye başladı. Luis Ortiz şov yapmaya başladı. Üçüncü raundun sonu, ilk raundun ortaları. İki knockdown yaşadı şu ana kadar. Tony Thompson. Denge bozucu yumrukları çok fazla. Kulak üstü ve alın bölgesine yaptığı vuruşlarla Luis Ortiz. King Kong hareketi yapıyor bakın. Tony Thompson kızdırmaya başlayacak ama. Yapma bunu Thompson. Şimdi bir tane sol koşe. Özgüveni alt safhaya çıktı Amerikalı boksörün. Tony Thompson köşede. Luis Ortiz peşinde. Ağır siklet mücadelesinde. Maçın gidişatı bir o tarafa bir bu tarafa gitmiyor artık. Zil çaldı. Zilden sonra bu kez Thompson'ınki sinek vızıltısı gibiydi. Ortiz sinirlendi ama. Bakın, kariyerinde sadece iki kez knockout oldu Tony Thompson. Kimlere knockout oldu? Bir kez Vladimir Klitschko'ya, ikinci kez yine Vladimir Klitschko'ya. Klitschko dışında hiç kimse onu knockout edemedi. Tony Thompson'ın da en iyi roundunu geride bıraktık. Ama roundu kazandı mı kazanmadı mı bu konuda bir fikir sahibi olamadık. Ama en iyi rounduydu diyebiliriz. Carlos Takam olsun, Kubrat Pulev olsun, Owen Beck, bu isimler. Luan Krasniqi knockout edemedi. Luan Krasniqi hatta kendisi knockout etti Tony Thompson. 5. round. Brian Jennings'ten fazla dayanırsa bunun için büyük bir başarı olacak diye söyleniyordu. Tony Thompson için.
Bakalım otoritelerin söylediği 8 round'dan fazla sürmez. Sözü gerçek olacak mı? Tony Thompson'dan sağlı solu track. Şimdi yumruk kombinasyonu geldi. Tony Thompson'dan. Bir tane sağ kroşe geliyor. Luis Ortiz. İkisi de ters kart solak boksörler. Sağ direkler devam ediyor. WBA'in bir statüsü var. Bunu anlatacağım sizlere. Ağır sikletle ilgili planı. Bunu kesinlikle uygulamaya sokacaklarını. Bu maçı kazanan boksörün de o statüde olacağını açıkladı. WBA. Benim aklım fikrim o turnuvada bahsedeceğim. Bir tane dünya şampiyonu çıkartacağını söyledi WBA. Onun yolunu da çizdiler. Hatta bunun tablosunu şu anda Twitter adresinde paylaştım. Görebilirsiniz M. Bilge Handemir'den. M. Bilge Handemir Twitter adresinden. Kim kimle oynayacak? Ne zaman oynayacak? Bunlar planlandı. Tony Thompson'dan süper bir sol geldi. Arkasından sağ. Roundlar ilerledikçe Tony Thompson'ın enteresan tarzı ortaya çıkmaya başladı. Bir tane sol koşa geliyor. Durdu bekledi bakın. Bir tane sol koşa. Resmen önünde cansız bir manken gibi bekledi. Luis Ortiz de bundan faydalanamadı. Sağ direkler deniyor. 44 yaşındaki yaşlı kurt. Boksa göre sol koşa. Şimdi köşede sağ direk alıyor Luis Ortiz'den. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Kendi mezarını kazar gibi. Karşısındaki Luis Ortiz Kübalı. Hiç şakası olmayan bir boksör. Kaplan lakabıyla ringde bulunan Tony Thompson bu round'un bitmesini bekliyor. Sağ direkle birlikte tamamlandı round. Bayağı bir eğlenceli bu akşam. Tony Thompson yüzünde güller açıyor adeta. Amerikalı boksörün 6. round tabelası havada. Bu round'u da tamamlarsa Brian Jennings'in knockout olduğu round'a gideceğiz. Sigue enfocándote abajo. Él va a seguir rebalando. 7. round'a gideceğiz. Bu round'dan sonra. Él va a seguir rebalando esa recta por encima. Vas a tener que buscar cómo meter el gancho. Luis Ortiz. Okay. El gancho o la recta abajo. O el cruzado abajo. Okay. Cuando lo tienes en la esquina, castígalo. Tú ya estás ready. Ya tú te subes un aire. Amatördeki en önemli başarılarını saymıştım. Küba'da defalarca şampiyonluk yaşadı. 2005 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Kroşeyi isabet ettirmenin bir yolunu bul, onu cezalandır diyor Ortiz'in antrenörü. Sağ direkler. Bir sol kroşe. Sallar gibi oldu, iplerden geri döndü. Thompson'ın görüntüsü ringe şakasına çıkmış ama iş gerçeğe dönmüş gibi. Sol koşe. Ortiz antrenörünün dediğini yapmaya çalışıyor. Kroşeyi rakibine oturtturma çabasında sağ direk. Ortiz bekledi. Bir de sol denedi. Sol koşe. Ama bunlar yoklama niteliğinde olduğu için, rakibi indirmeye yönelik atılan yumruklar olmadığı için çok da etkili olmadı Ortiz'den gelen o yumruklar.
Şimdi sol köşe. Bu isabetliydi. Hem de indirmek için vurduğu bir yumruktu. Sadrek. Mideye uzandı şimdi Luis Ortiz. Kafaya knockout etmeyi koymuş vaziyette. Şu tempoda zaten puanla kaybetmesi imkansız ötesi bir olay. Sol direk. Sağ direk. Kübalı boksör önünde tutuyor şimdi Tony Thompson'ı. Amerikalı Arsiklet boksörü diğer tarafa taşıdı mücadeleyi. Şimdi köşede yakaladı. Aradan bir ters sağ direk aldı orada Luis Ortiz. Sol kroşe. Bu yumruktan sonra ayağa kalkarsa Tony Thompson için sadece şunu söyleyebiliriz. Helal olsun diyebiliriz. Ama buradan sonra ayağa kalkması gerçekten bir mucize bitiyor. Altıncı rauntta nakavt ediyor. Antrenör ne dedi? Çık ringe. Altıncı rauntta rakibi nakavt edebilecek bir kroşenin yolunu bul ve onu indir dedi. Bunu başarıyor Luis Ortiz. Bakın mideye. Sonrasında bu sol kroşe. Luis Ortiz'in midesine atacak yumruğunuz varsa o sırada 3. 4. eliniz olmalı ki kendinizi savunun. İşte yumruk darbesi. İşte knockout'u hazırlayan bu darbe. Yıkıldı ve bir daha kalkamadı. King Kong kazanıyor. Minutes 29 seconds, round number 6. We have your winner by KO victory. He is still undefeated, Luis King Kong.